Ve oyuna girecek oyuncular da direkt oynayabilen oyuncular. Arda'ya ilaçtın ya. Bugün Arda'ya bir abisi olarak bu büyük oyuncu e, adayına, çok çok büyük oyuncu adayına nasihat edeyim bak. iki gol atmasına rağmen sakın oyuna girdiğin gibi davranma. Aldı, evredi, kevredi hani oynamıyor İlki falan. Bir iki kaybetti. Bir evet. iki değil. Üç dört kez. Çünkü Arda futbolun emrettiğini oynayan bir oyuncu stop pas stop pas risk aldığı yerle alması gereken yerlerde risk alan bir oyuncu. Çalım atabilen ceza sahasında mesela son penaltı golü penaltı onu ancak Arda atar. Buraya gösterdi. Şimdi oyun Yok içerisinde duruyor. ters köşe Geçen sene de Ertuğrul. atmıştı. Geçen sene de attı. Muazzam bir yetenek. Muhtemelen Jesus da uyaracaktır. Aman Arda ki uyarmalıdır. Bak burada üst üste çalımlar attın. Sakatlık korkun var. Yani böyle bir kendini gösterme arzusu var. Bir an önce bir şeyler yapmadık. Ama dikkat yani. et golden sonra attın daha basit, basit oynamaya başladı. Kendine geldi. O yüzden de e, bizler abiler olarak bunları biz yönlendirici Ki hocaları zaten bunu yapacaktır. Fenerbahçe bugünkü şartlarda Kasımpaşa kolaylık sağlamış olsa da maksimum girebileceği kadar bir takımın girdi. İstatistikleri Cem hazırlasın. Yani tuhaf bir istatistik çıkabilir karşımıza. Şutlar, kornerler, şun, yani inanılmaz derecede pozisyona giren. ikinci yarının ilk 15 dakikası 7 olur maç. Herkes kaç kaç şey kalıyor. Zayt, King, Emremov. üstüne ota dönen var. Emine Murut dibinden gidişi vesaire vesaire. Ve son dakikada Altay'ın ki soğuk bir kaleci durumundayken çabuk bir reaksiyon ve refleks karışımı Evet çıkar bir topu var. Onun o da dışında, tehlike Onun tehlike, tehlike. tehlike diyemedi. Biraz da da oyuncuların sizde düşünüyorum e, imajını vermek için ve biraz da fantazi üçlüye dönerek hani gel Peres sen de gel dedi. Oyunun sonunda Salah'ı, Hendike ve Peres'i tutup hatta Ferdi sarı kartlı ve Avrupa maçı var diye çıkardı. Oraya Lincoln oranın oyuncusu olmamasına rağmen Lincoln'u kullandı. Lincoln'u aldı. Daha sonra Perez aldıktan sonra sen git dedi 3-5'linin sonunda oyna anlamında. Oyuna devam etti. Fenerbahçe'nin bu skor 0 sıfırda bitse ben Fenerbahçe'nin bu ekonomi şartlarla 10-15 milyon euroya da böyle 30 gol açı garantili bir oyuncu alamazsınız. Ben forvet çift santrı oynarken oyuncuya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum ben Fenerbahçe'nin. Tekrar söylüyorum bu ekonomik şartlarda ve 20 yabancım varken hele hele bir de Pedro diye bir oyuncunun gelmek üzereyken sakatlıktan çıkıp o zaman Serdar Aziz soru işaret dışında yarın bir gün problem olabilir diye sonra bir oyuncu aldın zaten yani perdiyi önde kullanabilmek için veya sahada kullanabilmek için o kadar 30 sürü kişilik kadrosu var ki Kadroda olmayanları S saydığımız S zaman yani maçın... İrfan maçı Can'ı, Mert'i, Hakan'ı... Müthiş. Ee, çok alsın, kalabalık aferin. fakat bir ekonomik maliyet var. Yani Santrapo, ben bazen mesela 5-0'da 6-0 diyen sen forvet ihtiyacı var derim. Fakat ben öyle görmüyorum planlamayı yaparken. Şimdi aldım forveti. kimi göndereceğim? Bir de Fenerbahçe'nin biz bu yaza kadar yerlide büyük avantajı var derken yerlide en dezavantajlı kulüp haline geldi. Çünkü o kadar yabancısı oldu ki lisans çıkartamaz duruma geldi. Çıkarsa da cezalı duruma ve devre arasına kadar çıkartamıyor. Dolayısıyla Fenerbahçe bugün taraftarını, ben bugün Başakşehir maçının ilk yarısını izledim. Yani tam beklediğim gibi maç muhtemelen de. Evet. Bir de teknik direktör takımları diye bir şey çıktı Yani futbol böyle süslü laflar başladı. Ya yani tek şimdi gündüz teknik direktörler takımı İlhan Hoca ile Emir Hoca'nın akşam kuaförler takımı vardı. Yani Cessus'la şey Fatih Hoca'nın Fatih miydi? Sa Sami, Sami Hoca. Yok ikimiz de bilemedik. Sami, Sami, Uğurlu. Ha bravo Sami Hoca. Sami Hoca ile yani gündüz teknik direktör takımı akşam manav takımı yani manavın takımı. Böyle bir şey olmaz hocam. Teknik direktör teknik direktördür. Teknik direktörlerin bir yoğurt işi vardır. Emre Belezoğlu, Abdullah Avcı, Aykut Kocaman, İlhan bunlar bu tarz antrenörlerdir. Cessuz Fatih Terim tarzı bir teknik direktördür. Öne doğru. Ama oyuncuya göre sistem. Mustafa Denizli, hücum futbolu adı altında evet. Türkiye'ye bir şey Değişim geldi. Gitti. Geldi. Değişimi. İyi de Beşiktaş'ta şampiyonurken kaç, baksınlar kaç gol atmış. Takımın kadrosu 1-0, 2 -0 bir takımdı. Yani teknik direktörün görevi de odur. Şimdi hoca, bakın Ali Bey etti Cessuz'u aslında bir gün. 4 oyuncu istiyor dedi. 12 oyuncu çıkart dedi. Şimdi ne istiyorsa almaya çalıştı anladığım kadarıyla. En azından en az 3-4 tane oyuncusu direkt istedi. Ama istediği oyunculara şimdi Emre'ye çok tanıdığı bir oyuncu değildir. Fakat Jesus'un sevdiği tarz bir oyuncudan bahsediyoruz. Emre gelip de geriye oynayayım tekrar alan İrfan Can tarzı bir oyuncu değil. Hep üzerine gider. Evet. Ve risk alınabilecek bir oyuncudur. Galatasaray bu riski aldığı Şans vermedi mi Fatih Hoca? Verdi Galatasaray'a. Evet, Galatasaray evet kullanamadı. Borussia Dortmund bu şansı evet. vermedi mi? Bir yerde tutması gerekiyordu. Emre'nin şansı da Jesus. Yani oyuncular bazen teknik direktörü, mesela Jesus Emre'ye aman bana alın demedi. Tanımıyor evet. çünkü bu oyuncu. Evet. İstediği kadar 4 ay Fenerbahçe'si. Karagümrüğü izlemedi ki. Ama Jesus'un modeline uygun. Şöyle, set oynayan bir oyuncu değil... Jesus da böyle bir şey. İstatistiklere baksınlar hep öne doğru oynuyor. İşte en öne doğru oynuyor. Mesela Rossi çift Sandbo oynatmasını doğru bulmuyorum ama dribblingli bir oyuncu olduğu için o da hocaya uygun bir şey. Crespo kötü oyuncu değil ama set oyuncusu. Evet. O yüzden de hocasına takıldı. Kimi oyuncular teknik direktörlerin oynattığı ve felsefe ve taktikleri, sistemleri yarar. Kimileri de dışı getir. Mesela Yattara 4-3-3 ve 4-2-3 birden önden başka bir yerde oynamazdı. O da o antrenör öyle bir takıma gitmesi gerekiyor. Yani oyuncular da gideceği kulüpleri ona göre seçmeliler. Emre, Emre için mesela Aykut Kocaman Abdullah Avcı çok oynamayabilirler. Ama o arkadaşlarımızın kötü antrenör olduğu için değil. Bence mesela Cessus'un bu formatında Bundesliga'da Premier Lig'de olmaz üstlüklerde olmaz. Onlar daha tok takımlar isterler, daha kontrol. isterler. Ama hoca böyle bir hoca değil. Hoca Türkiye ligine uygun bir hoca onu söyleyeyim. O yüzden ben geçen hafta 3-3'e rağmen sabırlı olsun Fenerbahçe'siz. Hatta skora da aldanmasın yine sabırlı olsun. Hafta puan da kaybedebilir. Bunun için birincisi fizik gücün iyi olacak. Sürekli öne oynamak kolay değil. Bir de dönüşüm de var bu işin tabii ki. İşin Daha içine Avrupa tabii, Avrupa'da ama şu var. Acayip bir geniş kadrosu var. Evet. Maçtanın ama onun rotasyonu da bazen malzemesi Şero bana şeyi yaptı. E Fenerbahçe'nin 11'ini saydı. 4-5 oyuncu farklıydı. Ama 4-5 oyuncu Mustafa'nın saydığı takım bana sürpriz gelmedi. <laughs>